Oynadım, oynattım, oynatalım. Satırbaşı budur. Satırbaşı budur. Bu adam çok önemli adam. Ben onu ta Ankara'da Güneşspor'da Avni Bulduk'un altyapısı en kuvvetli takımdı. Avni Bulduk'un takımı. Orada başladı futbola. Sonra Ankara Gücü'ne geldi. Stoper oynamaya başladı. O zaman stoper diye bir laf yok, santraf. Doğru. Ki o yenisi, bizden evvelki nesil, müdafiler, muavinler, muhacimler, bekler, haflar, forvetler diye biz öğrendik. Şimdi neler var. Şimdi ön liberolar. Evet, hafta sen millet böyle bakar, ne diyor bu? Forvet lafını bile unuttuk. Bu Erman kardeşim futbolun her kademesinde ve her alanında yer almış, akıllara seza bir şeye sahip. Geçmişe ve deneyime sahip. Yani sen ne bilirsin sorusunu soramayacağın ender adamlardan biri. Çünkü bilir. O yüzden zaten oynadım diyor, futbol oynadı. Oynattım diyor, hakemlik yaptı, oynatalım diyor, evet. Televizyonda yorumladı. Şimdi asıl Erman Toroğlu, bugün dünya futbolunun en büyük yeniliği değil mi? Var. Evet. Erman Toroğlu kale arkasıyla, ATV'deki Kenan'ın icat ettiği kale arkasıyla Türkiye'nin ilk varıydı. Sizinle birlikte, siz de vardınız. Türkiye'nin ilk varıydı. Ben orada ortayı yapan adam. Kafayı ya da voleyi vuran ve öyle bir yerleşti ki Erman, maçtan sonra yenilen takımın başkanıyla konuşuyorlar televizyonda. Kaptanıyla konuşuyorlar. İşte kalecisiyle konuşuyorlar. Hocasıyla konuşuyorlar. Kritik bir pozisyon var. Diyelim penaltı. Hepsi lafa şöyle başlıyor. Akşam Erman Hoca ne diyecek? Henüz bilmiyorum ama bence. Ondan sonrası fikriniz söyle. Ama başlarken lafa kararı gece Erman verecek. Çünkü Erman var. Doğru. Erman oradaki pozisyonun ne olduğunu anlatan adam. Ve senelerce bunu sürdürdü. Hala da Aspor'da takım oyunda devam ediyor. Hala da sürdürüyor. Allah uzun ömürler versin. Amin. Hala da sürdürüyor. Şimdi bu Erman'ın yazdığı bu kitap, ben şeyini okudum, tanıtımını okudum. Hı hı. Tanıtımını okudum. Dedim ki hemen bunu almam lazım. Çünkü Erman'ın atlattığı her şey beni de yaşamımda 17 yaşında başladığım gazeteciden itibaren yaşamıma döndürecek. Benim için de bir şey olacak. Anımsama olacak. Hatırlama olacak. Yani ve işte bugün Caner'e söyleyecektim, bu kitabı muhakkak bulun getirin bana diye, içeriye giyinmeye gittim, geldim ki masamda duruyor. Benim aracılığımla gönderdi, sevgilerini de iletti. Yani sizi de ayrı seviyor zaten. Teşekkürler ederim. Yani onun göndermesi ayrı bir şey tabii. Erman Hoca'nın o bir de imzalı özel. Az kaldınız. Az kaldık hocam, az kaldık. Az kaldık. Tanıştığımızdan bugüne övgülerini boş ver. Tenkitlerinden çok dersler çıkardım. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim Erman Toroğlu. İşte gazetecilikte 1000 tane ödül dağıtırlar insana. Bu ödül. Esas ödül Erman Toroğlu'nun bana iyi ki varsın demesi. Ne güzel bir dostluk, ama benim de gözlerimde oldu gerçekten. Her ikiniz de iyi ki varsınız diyeyim ben de. Sizlerle program yapmakta biz yeni nesil için şimdi büyük sen keyif. Ama Rıcal abi, ortayı yapandım ben kale arkasında, önemli değil dediniz. Burada da ortayı ben yapıyorum, ortalar önemlidir diyerek ben kendi alanıma gireyim şimdi. Gündemi sayayım ben size. Siz istediğiniz yerden başlayın, çok yoğun çünkü. Galatasaray-Barcelona maçları var konuşmadığımız. Yarın çok önemli İbra toplantısında neler olacak merak ediyoruz. Milli takımımız dün gece ne yazık ki veda etti. Mesut Özil bir dünya yıldızı, tuttuğu takım Fenerbahçe'ye geldi ve Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı. Galatasaray'da torrent tartışılırken Beşiktaş'ta da taraftarın henüz tam olarak benimsemediği Valerian İsmail dönemi başladı. Benim hatırlayabildiğim satır başları. Nereden isterseniz başlayalım. Efendim, yani bu anlattığın başlıklar öyle bir hani fasit daire, kısır döngü ki. En sonuncusu dün akşam. Milli takım hocasını şöyle bir gazetelere baktım. Eleştirmen de eleştiriyorum. Ama o milli takıma gelene kadar o takımın suçlusu o. Şu öbür saydığım maddeler var ya, hepsi o kısır döngünün içinde. Dönüyorlar. Sonunda Portekiz maçına geliyoruz. Şöyle bir baktığın zaman Türk futboluna, Avrupa'da hiçbir Türk takımı yok. Son ümitli milli takım, şimdi o da yok. Tabii bin tane şey söyleme bugün. Domenech için. En önemlisi şu. Yani tıpkı 2002 yılı gibi dünya futbolunun çöküntüde olduğu bir dönem yaşıyoruz. Böyle dönemlerde fırsattan istifade etmeliyiz. Dünya üçüncüsü olduk diye Türkiye'de kıyametler koptu. Ben koparmadım. Biliyorsun. Yani çünkü şampiyonluğu kaçırdığımıza inanıyorum. Aşağı yukarı öyle bir yıl yaşanırken biz grubumuzdan çıkamadık. Playoff'tan da çıkamadık. Dünya futbol deyince akla 5 takım say. Çok bile 3 takım say desem biri İtalya'dır. Doğru. Ki zaten son Avrupa şampiyonu oldu. Makedonya adını bilen var mı? Yok. O Makedonya İtalya'yı İtalya'da eledi. Anlayın. Dünya futbolunun düzeyi. Biz playoff'u kaybetmedik. Biz Dünya Kupası'nda çok büyük bir başarıyı kaybettik.